Herkese iyi akşamlar. Medyascope TV'desiniz. Hop, ufak bir canlı Kaza. Yayın kazası. İletişim kazaları. Bunlar eskiden de çok olurdu. Ben biliyorsun eski televizyonculardanım. Evet. Ama günümüzde de demek ki bunlar oluyor. Evet Ömreciğim, dinliyorum seni. Hocam 1994 senesinde ilk televizyon programı yaptığımda birinci yayında dekor üstümüze yıkılmıştı. Dolayısıyla biliyoruz bunları, evet. Sıkıntı yok yani. Evet. Neyse, önemli olan acaba sözümüzü, anlamımızı karşıya aktarabiliyor muyuz? Mesela bu. Yani doğru. Dekorlar yıkılır. Ondan sonra o zaman eskiden benim TRT'de çalıştığım yıllarda ikide bir yayın kopardı. Hemen biz araya bir efendim ya bir İznik bazosu ya saz eserleri bir şeyler koyardık. Yani bizim sanatımızda. Sonra tekrar geri dönerdik. O zaman bunlar çok doğal karşılanıyordu. Şimdi bunlar daha az oluyor ama tabii ben dikkatli konuşmak zorundayım şundan. Sanki biz o zaman daha önemli şeyler söylüyorduk gibime geliyor. Senin programın ve bu türden programlar hariç. Aa, var olun. Zaten sorun galiba biraz içerikten yoksunlaşmış olmak. Dolayısıyla da anlamı yitirmiş olmak, anlamı kaybetmiş olmak. Bunun nedenleri biraz üzerinde birazdan konuşursak iyi olur. Çünkü son zamanlarda benim üzerinde çalıştığım proje zannediyorum yavaş yavaş çeşitli denemelerden oluşan bir kitaba dönüşecek. Biz iletişimi çok oluyormuş, başarılıymış. Sanki bu çağda iletişimde çok çok ileri yerlere gitmişiz gibi bir varsayımla hareket ediyoruz. Ama objektif olarak değerlendirdiğimizde iletişimin bizim aslında en başarısız olduğumuz alanlardan biri olduğunu ben çeşitli örneklerle saptıyorum. Ve doğru. Zannediyorum bugün daha sonra konuşacağımız konu da bunu belirleyecektir. Doğru. Şimdi bizim aslında bu programı bir anons bile edemedim size doğru düzgün ama artık tabii herkes gördü. Hocam kendi spoilerınızı kendiniz vermiş oldunuz bu programın açılışında. Şimdi Haluk Hocam hoş geldiniz öncelikle. Ne güzel. Şimdi Haluk birlikte Hocam, olmak sağ olun. Sağ olun. Bu programı tasarlama motivasyonlarımızdan bir tanesi aslında bir film üzerine konuşuyor. Daha doğrusu onun kişisel blogunda yazmış olduğu bir film kritiği de demeyeyim. Bir takım izlediği bir filmin onda yarattığı çağrışımlardan dolayı hazırlamış olduğu bir makale üzerinden yola çıktık. Biraz karmaşık anlatmış olabilirim. Filmin adı Don't Look Up. Çok konuşuldu bu film. Doğrusu ben ne sosyal medyada ne de genel hani medyanın içerisinde takip ettiğimden değil, işte yayınlandığı yerde tesadüfen bulup kadrosunu beğenip izlediğim bir filmdi. Siz de bunun üzerine bir yazı yazdınız. Sonra o yazı düştü önüme. Evet, onun blogunda çıktı. Haftada evet. bir iletişimle ilgili bir yazı yazıyorum. Onu da hemen küçük reklamını da buraya sıkıştırayım. Eski bir televizyoncu olarak. HalukShahin.net'te ben ve editörüm İdil Konuk özellikle iletişim konularında ki görüşlerimizi, değişimleri re ilişkin yorumlarımızı sunuyoruz. Bu da onlardan biriydi. Çok da kıymetli, çok önemli bir şey yapıyorsunuz hocam. Bu aktif olarak düşüncelerinizi kaleme alıp paylaşıyor olmanız çok kıymetli. Bunların tamamı hakikaten mesleki, hem mesleki tarih içerisinde hem de hepimiz için çok kıymetli. Sadece mesleğin içinde olması gerekmiyor yani. Çok kıymetli yorumlar ve yönlendirmeler var çünkü o şeylerin, makalelerin içerisinde. Şimdi Don't Look Up başlığını attığınız makalede de acaba bunun gizli senaryo danışmanlarından biri de ben miyim gibi de son derece kışkırtıcı bir, merak uyandırıcı bir manşet de attınız bu yazıya. Şimdi
siz misiniz? Çünkü onu da ta 1980'lerde sizin yapmış olduğunuz başka bir akademik çalışmaya bağlayarak ve günümüzün de çok önemli bir filozofuyla da örtüştürerek toparlamışsınız yazıyı. Ama ben anlatmış olmayayım onu. Sizden dinleyelim. Nereden çıktı Don't Look Up filmini izleyip de böyle çıkarsamalar yapmalar? Ben bir iletişim profesörüyüm. Romine biliyorsun. İstanbul Bilgi Üniversitesi ile hala bağım var. Yani emekli olmama rağmen emeritus diyorlar. Emekli olup hala üniversiteyle bağ devam eden hocalara. Ben onlardan biriyim. Aşağı yukarı 50 yılı aşan bir süredir bu iletişim meselesi üzerinde kafa yoruyorum. Özellikle kitle iletişim üzerine. Bu arada kitle iletişim üzerine hasbelkader ilk doktora yapmış olan Türk de benim. Amerika'nın Indiana Üniversitesi'nde doktora yaptım. O yıllardan itibaren iletişim araçlarıyla bizler arasındaki ilişkileri bilimsel yöntemlerle de incelemeye çalıştım. Arada tabii bir taraftan da pratisyenlik tarafım vardı. Benim bütün hayatım boyunca tıp profesörleri gibi bir taraftan ameliyat yaparken bir taraftan da sonra çıkıp konferans salonlarında konferans veriyordum. Böyle bir hayat geçti tamamı. Ve benim hep üzerinde durduğum konulardan bir tanesi acaba bu iletişim araçları bizi nasıl değiştiriyor sorusuydu. Çünkü onları değiştirdiğine eminim. Emindim. Bir de Marshall McLuhan diye Kanadalı bir iletişim düşünürünün bu konudaki görüşlerine çok değer veriyordum. O her yeni iletişim mecrasının bizleri adeta yoğurduğunu, yeniden biçimlendirdiğini, bütün algılama sistemimizi baştan aşağı değiştirdiğini öne sürüyor ve bunun çok da güzel örneklerini veriyordu. Ve o yüzden neler oluyor o alanda ben takip etmekteydim. Zannediyorum 1980 yılında Amerika'nın Cleveland State Üniversitesi'nde hocayken orada Amerika'nın en ünlü sosyologlarından bir tanesi olan John Robinson zaman kullanımıyla ilgili elinde büyük veriler vardı. Uluslararası bir araştırmayı yönetmekteydi. Amerika gibi ülkelerde bu sorun daha da büyüdü bugün. Çok veri vardır, yeterli analiz yoktur. Çünkü veri elde etmek kolaydır. Yani hele şimdi bir de big data diye de doğru, haklısınız. Dondu sanırım hocam. Pardon, bir ara gittiniz geldiniz, şurada kaldı. Çok veri vardır ama yeterli analiz yoktur dediniz. Orada bir dondu görüntü. Yeterli analiz yoktur, zaman yoktur, dikkat yoktur, felsefi çerçeve yoktur. Çünkü olgular kendi yorumlarını kendileri yapamazlar. Bir takım insanların onları belirli biçimlerde düzenlemeleri ve onlara yorum yüklemeleri gerekir. Benim arkadaşım veri üretmekte çok becerikli. Yorum yapmakta o kadar becerikli olmayan bir arkadaşımdı. Ben ise yorum yapmakta daha becerikli, veri üretmekte onun kadar becerikli değildim. Bana Amerika verilerini verdi. Ve dedi al bak bunları istediğin gibi yorumla dedi. Ben de aldım baktım 1980'ler, aman yarabbi ne gördüm? Televizyon hayatın bütün alanlarını, yani zaman kullanımı olarak bu kısmı, kahvaltı ederken de izliyorlar efendim. Öğleden sonra kadınlar baştan aşağı onu izleyerek geçiriyorlar. Gece bütün aile izliyor. Gittikçe televizyonun boş zamanları, belki birazdan bu boş zaman meselesi üzerinde de konuşuruz. Muhakkak. Ele geçirme süreci hızla devam ediyor. Şimdi insanlar gidiyorlar bütün gün çalışıyorlar. Sonra sözüm ona işten kurtulup özgürleşip eve geliyorlar. Evde ne yapıyorlar? Ekranın başına oturuyorlar. Ne seyrediyorlar? İşte belirli bir ideolojiyi yansıtan programlar seyrediyorlar. Belki eğleniyorlar arada. Arada ne oluyor? O zaman Amerika'da her 6 dakikada bir reklam girebiliyordu. Araya bir takım reklamlar giriyor. Bir takım şeyleri almaları da onlara tavsiye ediliyor. Ve orada baktım yani bu hani insanlar oh işi bıraktım, bitirdim, şimdi özgürüm dedikleri anda da bir anlamda o iş dünyasıyla, onun ürünleriyle, onun ideolojisiyle iç içe geçiyorlar. Ve ben bunun üzerine şöyle bir yorum yaptım. Yani insanlığın büyük başarılarından bir tanesi, özellikle kapitalizme karşı verilen mücadele sonucu
iş dışı zamanların çoğalması idiyse, yani sendikal hareketlerin falan başarısı. Ve biz bunu kutlarken öbür taraftan bu şeyi gözden kaçırıyoruz. Yani giderek boş zaman dediğimiz zamanlar elden çıkıyor. Tam tersine onlar bir koloni haline, bir sömürge haline geliyor. Ve bu süreç sürekli olarak artıyor. Şimdi benim katkım bu. Yani o boş zamanların sömürgeleşmesi sürecinin, özellikle televizyon tarafından sömürgeleştirmesi sürecinin ne kadar vahim boyutlara ulaşmakta olduğunu ben dile geçirmiştim. Şimdi bu kendince önemli bir saptamaymış. Şimdi ben 40 sene sonra geriye dönüp baktığımda bunu görüyorum. Çünkü aynı tarihlerde bir başka iletişim düşünürü şunu diyordu. Televizyonlar sizi mümkün olduğu kadar uzun zaman ekran başında tutmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Niye? Çünkü siz ekran başında ne kadar kalırsanız o kadar değerlisiniz. Niye? Çünkü sizi satıyorlar. Sizin o boş zamanlarınızı, arkadaş ne istersin? Ne çeşit kelle istersin? Entelektüel mi istersin? Erkek mi istersin? Kadın mı istersin? Vesaire de satılıyorsun. Yani seyircinin satılan bir meta haline gelmiş olması. Evet. Olgusuyla benim söylediğim olgu iç içe geçti. Gittikçe bu artıyor. Bu artış tesadüf mü? Hayır, bu artış tesadüf değil. Yani kapitalist Amerikan televizyonundan bahsediyorum. Eğlence televizyonundan bahsediyorum. Hepimizin hayatına tabii. Sonuçta bu yani artık... Benim, Ramirez'im şöyle söyleyeyim. Yani benim sözünü ettiğim şey bu. Şimdi zamanla, ondan sonra geçen zamanlarda başka bir takım düşünürlerin yaptıkları eklemelerle günümüzün hayatı tamamen medya ile bütünleşmiş. Medya derken sosyal medyayı özellikle kastediyorum. Yani abi, medyadan ayrılmayan, onun bir parçası olan insan türünün ortaya çıkışı arasında bir bağlantı var. Bu Don't Look Up filminde de o tür hayat tarzını, evet, bence çok başarılı ve çarpıcı bir eleştirisi var. Şimdi, o bakımdan ben doğru. Önce demiştim ki bu acaba Koreli filozof bunun danışmanlarından biri mi? Sonra dedim dur ya, belki de onların danışmanlarından biri de bendim. Şimdi sizin o yazınızda beni çok etkileyen üç şey oldu. Birincisi bu sizin 1980'de yazmış olduğunuz makaledeki öngörünüz. İkincisi kelimelere takılarak, kelimelerin gerçek anlamlarına takılarak az önce bahsettiğiniz o hani boş zaman kavramı, siz onu leisure olarak ifade ediyorsunuz makalenin içerisinde. Ve az önce bahsettiğiniz o Güney Koreli düşünür Byung Chul Han, ben size onun için, bunun için ekstradan çok çok teşekkür ederim ki böyle bir düşünürün varlığıyla siz beni haberdar ettiniz. Ve hemen de birkaç kitabını edindim, bir takım hızlı okumalar yaptım, hakkında biraz böyle araştırmalar yaptım. Çok etkileyici bir adam. Romina, sen hiç benim öğrencim oldun mu? Yok, olmadım maalesef. Üniversitede. Ben hep senin gibi öğrencilerim olsun istedim. Ah, sağ ol. Yani hoca bir kitaptan, bir filozoftan bahsettiği zaman gidip onun kitaplarını arasınlar, bulsunlar, alsınlar. Ve ondan sonra ya hocam ben bu kitabı okudum desinler. Zaman zaman öyle öğrencilerim oldu ama sana çok teşekkür ediyorum. Bu çaban benim için çok önemli. Ben size teşekkür ediyorum. Hakikaten çok önemli bir modern düşünür adam. Modern çağın araçlarıyla ilgili düşünüyor ve modern çağın araçları da mutlaka ki insandan ayrılamayacağına göre insan hakkında da düşünüyor ve haliyle ve tarihsel süreçte tarihsel süreci de göz ardı etmeden her şeyi birbirine bağlayarak sonuçlar çıkarıyor ve yazıyor. Muazzam bir adam hakikaten. Bundan sonra kesinlikle takipçisi olacağım bir düşünür. Şimdi bunlardan çok heyecanlanıp sizi aradığımda kırmadınız, sağ oldunuz, kabul ettiniz. Şimdi biz bu yayını yapıyoruz. Heyecanlandığım hikayelerden bir tanesi de o kelimelerin anlamlarına takılmaktı demiştim.
O leisure kelimesi bir yandan evet boş zaman anlamında kullanılan bir şey ama bir yandan da aslında acelesi olmama gibi de bir durumu da ifade ediyor ya. Şimdi aslında konumuz buna da bağlanıyor. Hep bir aceleyle yaşıyoruz. Çünkü bu zaman ve bu teknoloji bizi buna yönlendiriyor. Zaten Byung-Chul Han da bundan bahsediyor. Ve bunun bizi hani bütün bu teknolojinin içerisinde kendimizi çok özgürmüş gibi hissettirerek aslında nasıl bir kapana kıstırdığını, hatta bunu panoptik deyimiyle de ifade ediyor. Panoptikon hapishane tarzı içerisinde yaşadığımızı ifade ediyor. Oradan örnekliyor. Bu kadar da hani nokta atışı gözlemler yapıyor ve son derece de yalın bir dille bunu bize anlatıyor. Don't Look Up'a geldiğimizde de öyle bir film ki hani böyle klasik işte bir meteor hızla dünyaya yaklaşmaktadır, eyvah hepimiz panik olalım türünde bir film de değil aslında. İçinde bayağı bir, filmi övmek adına söylemiyorum, başta böyle basit de görünüyor ama içgörüsü sağlam bir film. Ama siz anlatın tabii, yani ikiniz de izledik filmi ayrı ayrı zamanlarda ve yerlerde ve ayrı ayrı bakış açılarına sahibiz. O yüzden siz anlatın, o film bize ne anlatıyor? Ve sizin makalenize nasıl bağlanıyor? Evet. Şimdi o filme ben çok önem veriyorum. Şundan dolayı önem veriyorum. O film mesajını günümüzde en popüler olan makam üzerinden vermeye kendini zorunlu hissetmiş. O makam da eğlence makamı. Filmin içinde de bir yerde ne diyorlar? Yani sürekli olarak bu işleri, yani eğer eğlenceli değilse hiç kimse izlemez. Eğlenceli olan ise ne kadar önemsiz olursa olsun o ön plana çıkar. Yani öbür tarafta dünyanın sonu geliyor. İnsanlar kafalarını çevirip bakmaya üşeniyorlar. Ama bir pop şarkıcısıyla onun sevgilisi arasındaki işte ilişki mi diyelim, aşk mı diyelim, sapkınlık mı diyelim, ilişki. Allah'ım, herkes ondan bahsediyor. Bir defa eğlendirici bir taşlama yapmışlar. O bir taşlama filmi. Bazı insanlar ona doğru şekilde yaklaşmıyorlar. Ve kocaman bir taş atıyor kafamıza. O taş bir gök taşı. Meteor. Onu meteoru istediğiniz gibi değerlendirin. Bir sürü insan diyor ki aslında o küresel ısınma. Gerçekten küresel ısınma. Adım adım geliyor ve dünya büyük bir felakete doğru ilerliyor. Ama pek çok insan sanki böyle bir şey yokmuş gibi yaşamaya devam ediyor. Sistem de bunu bir yerde onu gerektiriyor. Öbür taraftan işte bu Covid meselesi. Hala insanlar ya aşı olun diye bağırıp çağırmak zorunda kalıyoruz. Dün mü ne, önceki gün İstanbul'da zavallı bir mağazada çalışan bir kızcağız maskesiz içeri giren insanlara maskelerini takmalarını söylediği için az kaldı linç ediliyormuş. Yani bu türden saçmalıkların sürekli olarak cereyan ettiği, insanların bir takım kamuoyu araştırmalarına bakarak neyin gerçek olduğunu öğrenmeye çalıştıkları. Filmde de var. Hani diyor ki %23'e göre öyle bir meteor yok diyor. Ya bu yani geliyor işte orada ama %23 hayır diyor. Hala bugün de Türkiye'de yani öyle bir virüs yok diyen insanlar karşımıza çıkıyor. Patır patır insanlar ölmekte. O bakımdan o eğlence yaklaşımının çok başarılı olduğu kanaatindeyim bir. İkincisi tabii yıldızlarla doldurmuş. Çalmaz filminin bütün filmciliğin şeylerinde yararlanmış. Tabii. Olanaklarından yararlanmış. Ama dikkatle izlendiğinde ki ben seninle konuşacağız diye bir kere daha izledim. Yani orada hakikaten neredeyse Buyum Çulhan'ın ağzından çıkmış bir takım cümleler var. Çünkü bu filozofun yaptığı tespitler hakikaten hayatımızı fevkalade belirliyor. Ama bu arada Haluk Şahin'in 1980 yılında yazdığı o makalede ne diyordum ya, boş zaman boş zaman boş zaman diyoruz ama orası artık boş değil. Orayı işgal ediyor.
Kim işgal ediyor? Senin zaten çalıştığın adamlar işgal ediyorlar. Orayı tamamen ele geçirmekte. Nitekim bu süreç daha sonra da ilerledi. O manada benim katkım da karınca kararınca işin içine karışıyor ama ben o filmin dikkatle izlenmesi gerektiği kanaatindeyim ama bu arada Amerikan filmi, tabii esprileri çoğu Amerikan filmleri. Amerikan esprileri. Yani Amerikan siyasal ortamının oluşturduğu espriler. Mesela acaba yüksek mahkeme yargıcı kim olacak? Yok, yüksek mahkeme yargıcı filanca yerde bir takım kadınları seyrederken acaba sapıkçı şeyler mi yapıyordu falan gibi. Şu sırada çok moda olan ama işin özüyle pek de alakası olmayan şeylerin de hicve yapılıyor. Yani dolu, taşlama açısından fevkalade dolu. Bence şeyi götürüşü de sonunda deniyor ki ama işte gene sonunda işi şeye bağladı, dine bağladı falan. Orada da ben o eleştiriye de pek katılmıyorum. Yani bir defa karakterlerin oluşumu, şimdi film üzerinden aslında konuşuyoruz ama konu aslında son derece gerçek. Neticede her senaryonun ya kahramanın yolculuğu diye bir şey vardır ya, biz işte orada seçilmiş olan tüm kahramanların yolculuklarını bir bir görüyoruz. Ve buradan şunu anlıyoruz, bu Amerikan başkanı olsa da öyle, onun danışmanı olsa da öyle, bu bir bilim insanı olsa da öyle, bu sair bir seyirci olsa da öyle, bu bir pop yıldızı olsa da öyle. Ne olursa olsun bir insanın yolculuğu, karakteristik yolculuğu aslında aynı biçimde ilerliyor. O filmdeki de, pek çok filmdeki de karakterlerin özlerini gerçek yaşamda görebiliyoruz. Bunları bir araya topladığınızda da işte sizinle de konuştuk ya, o meteor belki de bir metafordu. Belki de değil yani, muhtemelen tabii. Bir metafordu. Artık hani hem metafor hem de gerçek. Tabii. Güçlü tarafı yani, o. Bilmiyorum gelmekte olan bir meteor var mı ama olabilir. Evet. Yarın iki astronom gökbilimci böyle bir şey bulabilir. Çünkü orası taşlarla dolu Romina. Öyle o sonsuzluk öyle. Sonsuzluk var ya. Orası aynen taşlarla öyle. Dolu. Aynen öyle. Yani sonuçta binlerce yıldır bütün mitoslarda da söylene geldiği üzere bir insan tanımı var ya ve o her çeşit insanın da kimi olaylar üzerindeki yaklaşımları var ya, işte yani sıradan insanların, bilim insanlarının, siyasilerin, işte o hani insanın oportunizmiyle alakalı aslında bize çok net bir şey sunuyor, seçki sunmuş denilebilir. Şimdi buradan gelelim bu kitle iletişim araçlarının, hani bundan belki 20 yıl öncesine kadar sadece televizyonu, radyoyu, gazeteyi konuşuyorduk ama son 20 yıldır özellikle hayatımızın her yerinde olan artık internet ve işte onu çalıştıran diğer araçlar, hani cep telefonları, tabletler sosyal vesaire. Medya dedikleri. Evet. Bütün o araçlarla çevrilmiş haldeyiz. Artık kitle iletişim araçları genişledi. Bu bize tıpkı şeyin Çulhan'ın da söylemiş olduğu gibi, sizin de söylediğiniz gibi, bütün bunlar bir özgürlükmüş gibi sunuluyor da bize. Bu sayeden özgürlük mü? Ne dersiniz bir kitle iletişim profesörü? Yani Çulhan bunu analiz etmekte fevkalade başarılı. Aslında kendini özgür zanneden insanların pek büyük bir çoğunluğunun performans kültürü dediği kültürün, yani günümüz kültürünün bir kölesi, hem efendisi hem de bir kölesi haline geldiğini çok başarılı bir şekilde gösteriyor. Herkes kendisi için çalışıyor, kendisi başarılı olmaya çalışıyor gibi hissediyor. Ama aslında bu talimatların çoğu, ödüllerin ve cezaların çoğu sosyal medya aracılığıyla ona verilmekte. Onun benim çok beğendiğim bir lafı var. O diyor ki hepimiz elimizde o telefonlarla geziyoruz yani. Bana şey de dahil, Çulhan da dahil. O telefonlarla geziyoruz. O olmadığı zaman kendimizi yalnız ve eksik hissediyoruz. Ve ikide bir ona başvuruyoruz.
Çünkü o bir çeşit tesbih haline gelmiş oluyor Çulhan'a göre. Çünkü biz o tesbih aracılığıyla nasıl eskiden işte belirli dinsel kelimeleri Hristiyan, Musevi ya da Müslüman olarak söyleyerek kendimizi takviye etmeye gayret ediyorsak aynı şeyi ne diyoruz? Like diyoruz, beğendik diyoruz. Her beğeniyle birlikte o oyunun bir parçası olduğumuzu söylüyoruz. Çulhan diyor ki bunlar bu sisteme, neoliberal kapitalist sisteme amin demek yani. Ben seni seviyorum, ben senden hoşnutum, iyi ki varsın demek. Bu bir. İkincisi aynı zamanda o cep telefonları, akıllı telefonlar bizim için bir çeşit totem. Yani başka yerlerde örnek vermiyorum. İşte dişçiye gittiği zaman başka bir şey tutmuyor, telefonunu tutuyor. Veya bakıyorum bizim kızlarımız özellikle kendilerine sokağa çıktığında daha ne bileyim tehlikede hissedilir insanlarımız. Hemen telefonlarını çıkarıp oraya bakıp bir şeyler konuşmaya falan başlıyorlar. Onlar böylece bir çeşit koruyucu totem haline de dönüşüyorlar. Güven duygusu da veriyor sanki. Evet. Ve evet ve sonuç itibariyle biz onun aracılığıyla bir taraftan bütün insanlığa bağlanıyoruz. Bir taraftan o insanlık arasında şu anda egemen olan kültür içinde puanlar almaya gayret ediyoruz. Puanlar kazanmaya çalışıyoruz. Sosyal medyada bunu işte ben bunu yaptım, şunu yaptım türünden fotoğraflarla belki şey diyoruz. İşte başka alanlarla da sürekli olarak oradan veri almak ve kendimizi ona göre dizayn etmek, kendimizi ona göre tasarımlamakla kendimizi yükümlü hissediyoruz. O zaman ne oluyor? Özellikle şey diyor bunu neoliberal ekonominin özellikle ilerlediği toplumlarda daha belki geçerli. Ona kısaca değineyim. Neyi kastediyor Büyüm Çulhan ve başkaları neoliberal kapitalist ekonomi derken? En büyük, en önemli ekonomik gerçek büyümektir. İlle büyüyeceksin. Gezegenin sınırları olduğunu göz ardı etmek günah değil. Önce büyüyeceksin. İki, sonra ne olacak ki üretince daha zengin olacaksın. Daha zengin. Bunun yanlış bir tarafı var mı? Evet, yanlış bir tarafı var. Daha zengin olan insanlar daha da zengin olacaklar. Ta şeyden beri işte bu Reagan'dan, Thatcher'dan, ondan sonrakilerden itibaren dünyaya egemen olan ne pahasına olursa olsun büyüme. Ve dijital kültürü bu büyümenin bir dinamosu olarak kullanma anlayışı insanlığı o uzaktan görünen meteor gibi sonu çok belli olan bir yere doğru götürmekte. Yani ben meteoru görüyorum oralarda. Başka bir takım insanlar da meteoru bu göktaşını görmeye başlıyorlar veya kuyruk yıldızı görmeye başlıyorlar. Ama egemen kültür kesinlikle bizim oraya bakmamızı istemiyor. Bir sürü eğlendirici şeyle bizi meşgul etmek çabası içinde ve insanların büyük bir çoğunluğu da bundan memnun. Yani Büyüm Çulhan bunu çok güzel anlatıyor. Diyor ki evet hepimiz köleyiz ama köleliğimizden memnunuz. Çünkü kendimizi efendi zannediyoruz. Kendimizi hayatımızın kontrolüne sahip zannediyoruz. Ben o makalemde demiştim ki eyvah arkadaşlar boş zaman zannettiğiniz işte İngilizce leisure dedikleri zaman arttıkça seviniyor iyiliriz ama maalesef öbür taraftan onu başkaları ele geçirdiler. Onların eline geçmiş durumda. Bugün bizim Büyüm Çulhan'a göre ruhumuz, zihnimiz, kendimizi tanımlamamız tamamen onların eline geçmiş durumda. Sürekli olarak enformasyon üretiyoruz. Hayatın gerçekliğiyle aramıza mesafeler koymuşuz, kopmuşuz. Konuştuğumuz şeylerin çoğu aslında konuşmaya değmez şeyler. Böyle bir derin krize insanlık sürüklenmiş durumda. Bence bu film Romina o krizi çok güzel anlatıyor. Çok net anlatıyor evet.
konuştuğumuz şeylerin artık anlamı içi boşaldı saptamasıyla birlikte aslına bakarsanız çok konuştuğumuz da söylenemez hocam, ne dersiniz? Çünkü şimdi bu şeydeki sosyal medyada ya da cep telefonlarımızda kullandığımız o uygulamaların içerisindeki aslında emojilerle konuşuyor oluyoruz ya artık. Bir de hani, bütün duygumuzu var. Yani artık konuşmayı bile unutuyoruz. Konuşmayı evet. bile unutuyoruz. Bunu da Buyum Çala Çunhan buna da giriyor. Yani dilsizleşme süreci içindeyiz. Evet. Şimdi mesela arada ben de emoji kullanma gayret ediyorum. Fakat çok başarılı olduğumu iddia edemem. Ama her gün yenileri çıkıyor. Her gün evet. yenileri çıkıyor. Çocuklar onu diyordum. Ben seni ateşli bir aşkla seviyorum. Nasıl dersin emojilerle? İşte bir takım şeyler koydular falan filan ama ben onu anlayamadım. Tekrar hiyeroglifler dönemine geri dönüyorum. Doğru valla. Hiyeroglifler aynen öyleydi. Tekrar hiyeroglifler dönemine geri dönüyoruz. Laflar azalıyor, kayboluyor. Konuşulan şeyler anlamlarını yitiriyorlar. Çünkü enformasyon başka bir şey. Şeylerin sonu diyor yani Buyum Çulhan. Şeylerin sonu, onların yerini alan enformatif paketler var. O yüzden hakiki şeyler yapmaya zaman arıyormuş. İşte bahçıvanlık yapmayı özellikle benimsiyorum. Çünkü ya hayatta dokunarak, koklayarak, karşı karşıya kalarak büyüyen, sıcak açan, koruyan şeyleri görmek insanda nerede olduğuna dair çok sağlıklı bir sonuç veriyor diyor. Ben de oradan kendimi mutlu hissettim. Belki biliyorsun ben yıllardır Bozcaada'da bağcılık, bahçıvanlık vesaire gibi şeyler yapıyorum. Hakikaten oraya gittiğim zaman diyorum ki aman ya ayarlarım biraz düzelsin. Çünkü hayat sadece manevi üretim lerden ibaret değil. Yani bugün şu kadar mesaj geçtim. Bugün şu kadar like aldım. Bugün işte şuraya şunu yaptım, bunu yaptım. Hakiki hayatın kaybolması olasılığı var. Ve bu olduğu zaman filmde de yani örneklerini görüyoruz. Yani insanlar yok kardeşim inanmak istemiyor. Çünkü başkaları da farklı bir şey söylüyor. Fake news dedikleri uydurma türden haberler etrafta yaygın. Dezenformasyon dört bir tarafta kol gezmekte. İnsanlar hemen ideolojilerine göre yani gerçek bir tarafa konuyor. Hemen ideolojilerine göre iyi veya kötü diye ayırıyorlar. İşte son bir örnek vereyim. Bu ithal eden zavallı çocuk la ilgili olarak ortaya çıkan tartışmaya bak. Yani o tartışmada hiç kimse en temel gerçek olan intihar haberciliği çok tehlikeli bir habercilik oldu. Bunu ben yazdım. Nerede yazdım? Yani sosyal medyada yazdım. Ha, kaç evet. kişi okudu? Bir takım adam belki bırak o adamı ya. İşte eski bir adam bir adamdır. Öbürü dedi ki solcu. Öbürü dedi ki Atatürkçü. Öteki dedi ki bilmem ne falan. Ya ne söylediğine bakın. İnsanların ne söylediğine bakmıyoruz. İnsanların evet. ne söylediğine bakmadığımız zaman kafalar iyice karışıyor. Ve sersem sepette dolaşan bir zombiler topluluğu haline dönüşmekteyiz. Yani insanın varoluşuyla birlikte paradokslar zaten hani bitmiyor. Her anımızda, her düşüncemizde, her hareketimizde muhakkak var ama sahiden hani bunca iletişim aygıtı gelişmişken o çok övündüğümüz teknolojiler içerisindeyken en konuşamadığımız çağı yaşıyor olmamız, en azından şimdilik böyle söyleyebiliyorum. Bundan sonra evet. belki de %100. O kadar doğru ki bu söylediği şey benim yani kitabım da bunun üzerine olacak. Yani her şeyin en iletişimsel olduğu dönemde iletişimin en düşük seviyeye düştüğü bir yerdeyiz.
Yani işte bu muazzam bir çelişki yaratıyor. Bunun üzerine eminim ki düşünürler, filozoflar tarihe çok önemli kayıtlar bırakacaklar. Ve az önceki benzetmeniz muazzamdı. Hakikaten herhalde son 20 yılda duyduğum en muazzam tanımlamaydı bu. Emojilerle artık hiyerogliflere dönüyoruz. Olmaydı zaten de. Yani şey. Şimdi bak, iletişim tarihine baktığımız zaman 4-5 tane çok önemli dönüm noktası görüyoruz. Ve bu her dönüm noktası insanın yaşamının her alanını etkilemiş olan şeyler. Bunlardan birisi yazının icadı. Ki yazıya da karşı çıkanlar olmuş. Bunlardan biri de Eflatun'muş, demiş ki ya yazı olunca o zaman belleklerimizi kullanmayacağız. Belleklerimiz battal olacak falan. Yani sonradan matbaa. Çok büyük bir dönüşüm. Sonradan telgraf, ulaştırma hızından elektrik hızına geçiyor iletişim. Sonradan işte televizyon falan. Ve her biri bizi fevkalade etkilemiş olan şeylerden bazıları. Şimdi yazı ortaya hiyeroglifi bir anlamda aşarak çıkıyor. Yani resimlere bakıp onlara mana vermekten harflere bakıp onları anlamlandırmaya geçiyor. Şimdi biz ne yapıyoruz? Biz tekrar emojilere geri dönüyoruz. Çünkü galiba söylemek istediğimiz şeyler de emojiler kadar basitleşti. Anlatabiliyor muyum? Teşekkür edeceğiniz zaman ya bin türlü minnettarım demek var. Kurbanın olayım demek var. Teşekkür ederim demek var. Vesaire vesaire vesaire. Oysa... Şimdi böyle mi yapıyoruz? Aynen, hepsine böyle yapıyoruz. Hepsine böyle yapıyoruz. Hepsine ha 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 yapıyoruz falan. Oysa teknik olarak baktığımızda o bir tane emojiyi yaratmak demek, onun geri planında kim bilir ne kadar sayfalık, ne kadar zamanlık bir yazılım süreci. Aslında o yazılım teşekkür ederim bilincine, şükür bilincine ya da herhangi bir güzel söz bilincine ya da bir kelime bilinci bizim aslında zihnimizde doğuştan var olan o yazılımın içerisinde kayıtlı. Yani biz natürel yazılımı kullanmak yerine yapay yazılımı kullanmayı tercih ediyoruz. İfade yoksulluğuna yol açıyor bu. Ve dolayısıyla bu da buna yol açıyor. Aynen, aynen. Evet. Ve ayrıca insanlar artık kendilerini de emojileştiriyorlar. Doğru. Ben de yaptım kendime. Saç maç yaptım. Avatarlar var. Ben de yapmaya çalıştım. Tam kendimi tutturamadım. Çünkü zor o hikayeler. Yani istersen dene bir tane, böyle benim gibi bir adamın avatarı ne olur, ama kızımın avatarı var, oğlumun avatarı var, torunlarımın avatarları var. Yani kendimizi de artık öyle karikatürize ediyoruz bir anlamda. Doğru. Böyle bir yoksullaşma, böyle bir dilsizleşme süreci içindeyiz. Öbür taraftan, her taraftan gürül 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 enformasyon akıyor. Her taraftan üzerimize sinyaller geliyor. Yani enformasyon seli ortasında bizler su yutuyor ve gluk gluktan başka pek bir şey söyleyemez hallere düşüyoruz. Bu zamanımızın en büyük şeylerinden bir tanesi, açmazlarından bir tanesi. Yani Büyülçan bundan da söz ediyor. Ben biraz bu konuyu derinleştirmek istiyorum. Hakikaten bu aynı zamanda benim için şunu da ifade ediyor. Demek ki biz şiirden, edebiyattan, sanattan kesinlikle uzak düşmemeliyiz. Çünkü bizim şu anda tutunabileceğimiz ve hala dolu dolu anlam taşıyan ender iletişim mecraları olarak sanatlar kalıyor. O ayrı bir konu ama yani bunu da bu arada söylemiş olayım. Ama aslında çok bağlantılı bir konu çünkü hani bugünün konusu değil, yani bugün bulunmuş bir şey değil muhakkak ama süreç içerisinde hani sanat da bambaşka bir biçime evriliyor ya, yani kavramsal sanat çıktığından ve kabul edildiğinden itibaren de daha geleneksel olanla arasındaki uçurum o kadar büyük ki insan olarak biz de hani o uçurumun aslında arasında kalıyoruz. Hangisinin iyi, hangisinin kötü olabileceği ya da hangisinin daha derinlikli, hangisinin değil
olduğu konusunda çok çelişkiye düştüğümüz anlar da oluyor. İşte zaten hani... Ama biz her sene Rumine 2500 yıl önce yazılmış olan İlyada'yı ve Odise'yi Bolca'da okuyoruz. Ve diyoruz ki adama bak ya, insan kalbi bu kadar mı iyi anlatılır? Bu kadar mı iyi anlaşılır? Biz geçenlerde gene Bolca'da da Tolstoy'un Anna Karenina'sını okuduk. Evet. 1000 sayfa roman. Bugün hiç kimse cesaret edemez. 1000 sayfa roman. Ben ne dedim biliyor musun? Benim ikinci okuyuşum. 50 sene önce bir kere daha okumuştum. Dedim ki vay anasını ya. Meğer nasıl da anlatılabilirmiş. Şimdi bu insanın derinleştiği nokta. Bunu emojilerle bekliyorum. Acaba Anna Karenina'nın emoji cesi çıkacak mı? Peki Anna Karenina'yı emojilerle yazmaya kalksak acaba kaç sayfa olur? Evet, hani komedi olarak görmek isterim ama mümkün değil yani. Evet. Şey. Ve o insan açısından bir yoksullaşma. Bu yoksullaşmaya karşı kendimizi güçlendirmek zorundayız. Bunun da yolu işte her şeyden önce sanat, edebiyat, dil bilincini ısrar etmek. Görüyorsun bu Amerikan başkanı, onu Trump'a benzetmişler. Ama bir kadın olarak başkanesini bir kadın olarak konuşuyorlar. Bunların bir özelliği de yani dilleri kısıtlı. Dilleri kısıtlı. Yani söyledikleri şeyler o kadar basit, o kadar sıradan. Ama dünyanın kaderi onların eline bırakılmış. Böyle bir yerdeyiz. Bunun benzerlerini elbette Türkiye'de de yaşamaktayız. Fakat biz hala geçiş toplumu olmak bazen bizim için acı bir kader olarak karşımıza çıkıyor. Bazen de bu türden nefes alma alanları bırakarak yok ya o kadar da kötü değil belki dedirtiyor. Bize üçü birden yani hem kapitalist öncesi toplumun özellikleri, feodal özellikler hala devam ediyor. Hem kapitalist disiplin toplumunun, Foucault'un anlattığı falan toplumun özellikleri. Bir de Buyum Çulhan'ı okurken diyorum ki ben de galiba biraz öyle oldum. Benim arkadaşlarım da biraz öyle oldular. Dur ya bu adam bizi de tanıyor. Adam Koreli, Güney Koreli. Kore'de mühendislik okumuş. Metalürji mühendisi olmuş. Almanya'ya gelmiş. Sonra felsefe okumaya karar vermiş. Orada felsefe okumuş. Halen Almanya'da yaşıyor. Ama evrensel gerçeği 21. yüzyılda dünya nerededir sorusuna cevabı bence en kapsamlı olarak anlatan insan. Bu konuda kendi ülkesiyle Güney Kore ile ilgili de çok ağır saptamaları var. Müthiş eleştirileri var. Şimdi hani buradan baktığında ya da Avrupa'dan ya da Amerika'dan baktığında daha yüzeysel gördüğümüzde Güney Kore'yi muazzam bir başarı tablosu olarak sınıflandırıyoruz ya. Yani adamlar işte dünya kadar marka yarattılar ve hakim oldular falan gibi şey yapıyoruz, ifade ediyoruz orayı ama diyor ki Buyum Çulhan, bu ülkede de diyor, Güney Kore'de de diyor, insanlar, yani bütün dünyada olduğu gibi ama burada özellikle diyor, insanlar o kadar başarı odaklı yetiştiriliyorlar ki diyor, o hani başarısız olduğunu hissettiğin anda muazzam bir depresyonun içine giriyorlar ve öğrenci yani genç kuşak arasında intihar vakaları çok fazlalaşmış. İnanılmaz evet. Derecede yükselmiş. Çünkü o hani başarısız olduğunu hissettiği anda diyor, bütün şeyi hesabı kimliğini kesiyor diyor. Tabii. Başarıyı tırnak içine koymamız lazım. Neoliberal kapitalist toplumun tanımına göre başarılı. Bu tabii Batı toplumlarında bunun örneklerini zaten çok öteden beri görmekteydik. Güney Koreliler de kafayı oraya takmış durumdalar. Başarı peşine düşüp hiç kimse de onu engellemeyince, hani engellenince ya işte tam okuyacaktım fakat şunu yaptılar, bunu yaptılar. Tam tersine sürekli olarak siz teşvik ediliyorsunuz vesaire. Fakat sonra bir geliyorsunuz, o kadar yükseğe koymuşsunuz ki çıtayı. Ve sürekli olarak çıtayı o kadar yükseltmek zorundasınız ki. Çünkü sistem
Bunu istiyor. Bir nokta geliyor, o bir sonraki sayı aşamıyorsunuz. Bu depresyonun başladığı noktadır. Yani hoş bir çevirisi var. Eskiden sisteme itiraz edenler devrimci oluyorlardı. Şimdikiler depresyon oluyorlar. Depresyon oluyorlar çünkü diyor ki ya hiç kimse bana engel olmuyordu ama ben başarısız oldum. Öyleyse kabahat benim. Ne yapmalıyım? Daha çok çalışmalıyım. Ne yapmalıyım? İşte özel motivasyon kurslarına gitmeliyim. Ne yapmalıyım? Jimnastik salonlarından çıkmamalıyım. Ne yapmalıyım? Şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım. İki önemli hastalığı. Ben de bunu genç arkadaşlarımız arasında görüyorum. Bunlardan bir tanesi narsisizm. Yani kendini aşırı severlik. Çünkü madem ki sorumluluk sende, madem ki sen dünyanın merkezi sensin ve madem ki sürekli olarak bugün şunu yaptım, bugün onu yaptım, bunu yapacağımdan bahsediyorsun. Bir müddet sonra kendini dünyanın en güzeli olarak görmeye başlıyorsun. İkincisi depresyon. Çünkü kabahat sende, tırnak içinde kabahat sende. Halbuki bu yıl Çotan şunu çok iyi anlatıyor. Diyor ki yani kapitalizmin hala maddelerin üretildiği çağında gelinecek yere kadar gerilmişti. Artık robotlar çıktı. Üretimi arttırmak için o insanların zihni üretime kaydırılmaları gerekiyordu bir. İkincisi kendi kendilerini motive eder hale getirme gelmeleri gerekiyordu iki. Ben Amerika'da bulunduğum yıllarda bu trend başlamıştı. Bakıyorum genç, çok akıllı, çok başarılı çocuklar arasında büyük bir şirkette çalışıyorlar. Ben dün sabah 5.30'da gittim. İşte patron gelmeden şeyleri ayarlayayım. Öbürü diyor ki olur mu? Ben 5.30'da kalktım, 1 saat koştum. 1,5 saat koştum. Ondan sonra gittim. Niye? Daha başarılı olacağım. Olamadın. Olamazsam eyvah, işte depresyon. Orada başlıyor. O türden mutsuzluklar çok yaygın. Dikkat et, bu şeye geleyim. O Michigan State'li astronom adam bir taraftan sisteme şüpheyle bakıyor. Ama bu hastalıkların hepsinden mızdarip. Karısı atıyor ya bunun haplarını. Evet. Al bakalım evet. Diyor. Panik atak kapın mı diyor. Uykusuzluk kapın mı diyor. Bu bilmem şu olduğu zaman, bu bilmem ne olduğu zaman. Orada da film tuş ediyor. Yani doğru. Hedefi vuruyor. Doğru. Böyle bir dönem. Yani bütün bu sunulan araçların bir özgürlük sağladığını düşünürken, işte o hani başta da söylediğimiz gibi aslında hani özgürlüğün gerçekten Buyum Chung Han da söylüyor bunu. Belki de diyor özgürlük kelimesini yeniden tanımlamak lazım. Çünkü bu değil diyor. Yani bu şu anda yaşadığımız bu değil diyor. Bir de çok yani işte bir taraftan yalnızlık, bir taraftan o çıkarcılık, o kadar böyle insanın artık sanki öz halleriymiş gibi bir duruma geliyor ki. Mesela bir yerde şey diyor, notlarımdan okuyacağım şimdi, sallamasyon yapmayayım diyor. Diyor ki bir girişimci olarak diyor, neoliberal özne başkalarıyla amaçtan yoksun ilişkilere girmekten acizdir diyor. Yani hep bir amaç. Hep bir başarı, hep bir kazanç, bir şey. Yani seninle bir ilişkiye giremem ben. Neden? Çünkü ben özgür bir özneyim. Gerçekten mi? Evet. O özgürlük avuntusu insanları tek başlarına bırakılıyor. O tek başlarına insanların, yani diyor ki eskiden sekülerliteden önce Tanrı'nın seni ödüllendireceğine inanarak kendi kendini teselli edebiliyordun. Yani Aristo'da da işte boş zamanlarını iyi kullanan insanlar iyi bir hayat yaşamış olurlar ve toplum bunu takdir eder. Ne mutlu onlara falan diyen otoriteler vardı. Şimdi tek otorite sensin. Kendi hayatının tek hakemi sensin. Tabii dışarıdan sana belirli ölçütler verilmiş. Sonra bir bakıyorsun, yani gene Çulhan'ın söylediği çok güzel bir şey var. Ancak her şeyin mümkün olduğuna inanılan toplumlarda depresyon bu kadar yaygın olabilir. Yani zaten mümkün değilse,
Yani Türkiye'de o kadar depresyon yok. Özellikle kırsal bölgelerde yok. Yani yapabileceğin şeyler sınırlı. Ama eğer her şeyi yapmak mümkün ama bunu ancak ben yapabilirim diyor iseniz, devrim de yapma şansı yoksa tek çare zanaklara. Zanaksmon'un adı nedir? Zanak. zaten Zanak, yutuyor ya, bu bizim profesör de orada yutuyor ya. Mevzu şununla başlamadı mı hocam? Şu afişi hepimiz çok yakından tanımaz mıyız? You can do it. Yani o evet, you can do it'in altında. Onun evet, altında yani neden böyle bir zorlama içerisinde bırakılıyorum? Bir taraftan büyük bir motivasyon. Çok işe yarıyor, öyle değil mi? Ama sonuçları işte 21. yüzyılın 2021. yılda işte bugün biz bunları konuşuyoruz. Tüm dünyada toplumların nerelerde olduğu çok ortada. Çekilen filmlerden... Şu da çok önemli. Romina, bu analizleri pandemiden önce yapmış adam. Tabii. Pandemiden 2016'lar, 2018'ler falan. 2012, 2013, 2016, evet. 2018. Şimdi pandemiyle beraber bütün bu eğilimler daha da güçlendi. Ben zaman zaman, yani hani komplo teorileri var ya, enteresandır bunlar, çoğu palavradır. Hani ben de acaba, yani bu herkes pandeminin arkasında bir şey arıyor diye, bir komplo arıyor diye. İşte Bill Gates çip takacak, ondan sonra yok kişi öteki şöyle yapacak, böyle yapacak vesaire falan. Ben diyordum ya, hani şuradan gidelim, kim kazançlı çıktı bundan? Kim kazançlı çıktı bundan? Yani en başarılı, en kazançlı çıkanlar Türkiye'den yola çıkan kargo şirketleri. Tamam mı? Ondan sonra herhalde alışveriş firmaları. İlaç firmaları tabii. Falan. Yani aynı şekilde ben o büyük sistemin de bundan karlı çıktığı kanaatindeyim. Niye? Çünkü dijital iletişim araçlarını damarlarımız gibi hayatın vazgeçilmezleri arasına soktular. Artık onlarsız yaşanabilecek bir geleceği düşünebilmemiz mümkün değil. Bu doğru dediğiniz ama ben hala şeyde inat ediyorum. İstedikleri kadar gelişmiş teknolojiler sunulsun. Her Allah'ın saniyesi yeni bir cep telefonu modeli çıksın. Bunların hiçbirinin önemli olmadığını, sadece önemli olanın var olan insan türünün tüm bunlara uyumlu olup olmadığıyla ilgileniyorum ben. Ve uyumlu olmadığımızı düşünüyorum. Ama uyduruyorlar işte. Hayır. İyimserliğine ben de katılmak isterim. İyimserliğine ben de katılmak isterim. Ama ben insanların bu filmin de gösterdiği gibi, Çulhan'ın eserlerinin de ortaya koyduğu gibi, daha önce başka pek çok büyük filozof zaten bunun temellerini atmışlar. İnsanın kolay yönlendirilen bir canlı türü olduğu ve aydınlanma döneminin büyük düşünürlerinin iddia ettiği kadar da rasyonel olmadığı olgusunu ben çok vahim bir sonuç olarak görüyorum. O yüzden hakikaten gezegenin geleceği konusunda çok ciddi endişelerim var. Yani eskiden ben de bunlar işte bir çeşit komplo teorileri, şunlar bunlar, boş verin ya, nasıl olsa düzelir işte, yok şu kadar sene sonra petrol bitecek, bu olacak, bu olacak, ama olayın bütününe baktığımızda, bu filmde onu çok başarılı bir şekilde söylüyor. Yok kardeşim, her geçen gün biraz daha kötüye doğru gidiyor. Bunun ona söylenmesi lazım. Bu film onu yaptı. Peki bu filmden sonra acaba Şili'de olduğu gibi Amerika'da da düzeni baştan sona değiştirecek ve doğanın kaynaklarını özenle kullanacak bir iktidar karşımıza çıkacak mı? O kadar emin değilim. Şili'de de ne olacağını bilemeyiz ilerleyen zamanlar içerisinde. Ama bildiğim valla
yani daha doğrusu anlamakta zorlandığım tek bir şey var. Onu şöyle açıklayabiliyorum sadece. Yine bu metafor, meteor metaforuna dönersek, hani ölümden bu kadar korkan insan ölmeden, ama yani o eylem henüz olmadan öleceğini nasıl ciddiye almıyor? Ben bunu anlamıyorum. Yani o meteorun değişikliği olur, ne bileyim kafana saksı düşmek olur, her bir şey olabilir. Ama bunu ciddiye almıyor o olana kadar. Çünkü ölüm o kadar vahim bir olasılık ki, yani yok olmak, olmamak, yok olmak değil de olmamak. O kadar şimdi, vahim bir olasılık ki insanlık tarihinin başından itibaren bütün dinler, bütün inançlar onu yatsımak üzerine, ona alternatif gelecekler üretmek üzerine inşa edilmiş. Yani bazıları efendim reenkarnasyon demiş, bazıları cennet cehennem demiş, bazıları başka şeyler demiş falan. Ancak son dönemlerde küçük bir azınlık bunun böyle olmayabileceğini iddia etmeye başlamış. Ama bana öyle geliyor ki sonuçta hepsinin beyin altında, bilinç altında bir yerde, yok ya bu bir seferden ibaret olamaz diye bir düşünce var. O bakımdan o son dua sahnesi. Mesela deniyor ki, diyor yani şu kadar zamandır kiliseye gitmedim, dinle hiçbir alakam yoktur bir mane vesaire falan filan. Hani uçak düşerken herkes dua edermiş derler ya. O son düşüncede, son yemekte, İsa'nın son yemeğine benzeyen o son yemekte bir anlamda o hiç ölmeyen keşke olsa umudunun bir işaretidir diyebiliriz. Filmle orada bak, film orada seyirciyle oynuyor. Ne yapıyor? Evet. İşte bir kısmını başka bir gezene gene kaçırıyor. 22.800 yıl sonra da olsa. Bir tanesi hayatta kalıyor. Hocam o da benim bloga abone aramam gibi. Diyor ki bütün bunları bir tek ben biliyorum diyor. Beni takip edin diye bloguma abone olun diyor. Hocam bizi de bir brontorak çarpmadan yemeden ufaktan toparlayalım programı. hakikaten bir makale güzel bir sohbete yol açtı. Sağ olun, var olun, aklınıza sağlık. Bu arada çok hani öykündüğüm Bozcaada hayatınızı, inşallah biz de aramızda hep konuşuruz Osman'la, bir gün biz de dediğimiz bir yaşam biçimi. Orada her şey yolundadır umarım. Şu anda orada değilsiniz ama gelirsen bizi mutlaka ara. İnşallah. Yani oraya aşağı yukarıya kuytuplu İstanbul'da küçük bir ileri karakolumuz var. Çünkü onarımlar için buraya geliyoruz. Tabii. Diş, göz, kulak, ondan sonra bacak vesaire falan. Belirli bir yaştan sonra onarımlar gerekiyor. İstanbul tabii hayatımızın merkezi sahnesidir. Vazgeçilemezidir. Yani ona benim için. Ama orada hayat, hayat çok güzel. Hakikaten sizi dinç tutuyor, işinizi dinç tutuyor. Güzel. Ama ben şöyle dedim, burayla İstanbul'la ilgili olarak. Babal'de ben neredeyse 35-40 sene çalıştım. Zor bir yerdir. O zaman da çok zordu. Her türlü kalleşliğin, namussuzluğun, iğrençliğin ve çok güzel şeylerin bir arada olduğu bir yerdir. O zaman da biz gitmeye başladık. Ben dedim ki eğer Bozcaada olmasaydı ben Bozcaada'ya bu kadar Babali'ye bu kadar uzun yıllar dayanamazdım. Doğru. Bir dayanma gücü de veriyor. Fabrika ayarlarına geri dönüyorsun. Doğayla yan yana olmak, iç içe olmak. Doğanın kendi sakin temposunu, hayatın böyle soluk soluğa, koştura koştura yaşanmak zorunda olmadığını hatırlatması o kadar önemli ki. Leisure. Ama aynı zamanda hayatın bir döngü olduğunu. Doğru, işte leisure. O acelesi olmama yani durumu leisure, tabii. Bir anlamında siz orada bak, yaşıyorsunuz. Onu konuşamadık bak. Aristo'da da var, Marx'a da var, başkalarında da var. Bu boş zaman yani, iş dışı zaman. İnsanın asıl insan olma şansının olduğu zamanlar. Ya o Hint zaman ve ne Budizm bunu, Hint ve Budizm bunu çok yoğun anlatmış zaten. Yani evet
acele yani etme. Onu nasıl değerlendiriyorsun? Onu nasıl değerlendiriyorsun? Daha iyi, daha dolu, daha çok boyutlu, daha renkli bir insan olmak için mi? Yoksa gidip televizyonun önüne kapanıp kötü kötü programları seyredip vakit geçirmek için mi? Veya işte boş boş etrafa bakmak için mi? Bizde tam leisure karşılığı bir kelime yok. Boş zamanlarda iyi anlatmıyor. Çünkü çoğumuz boş zamanlar deyince boşa geçen zamanlar vesaire gibi. Halbuki bizim kültürümüzde aynı zamanda keyif diye bir kavram vardır. Keyif yaptık. Ah, oh, gittik deniz kenarında oturduk, keyif yaptık. İşte leisure'dır bu kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Aynen öyle. Keyif yapmak bizim kültürümüzün. Yani bunu da kaybetmemek lazım. Bakıyorsun bu Korelilerde, ötekilerde, Japonya keyif yok. Batılıların çoğunda. Hatta küçümserler. Yani böyle güneşin, hani Nazım'ın beni bugün ilk defa güneşe çıkarttılar şiirinde olduğu gibi sırtını duvara dayayıp o güneşin sıcaklığı önünde böyle adeta kemiklerin ısındığı yarım saat işte leisure'dır. Doğru. Hiçbir şey yapmıyorsun. Doğru. Ama çok şey yapıyorsun, kendine geliyorsun. Onları kaybetmemek lazım. Bugün Çulhan da başka bir yerden gelmesine rağmen. Biz bunu daha iyi anlarız. Batılı olmaması benim için çok önemli bir şey yani. Batılıların tam o şekilde görebileceğini zannetmiyorum. O bakımdan çok sevgili dinleyicilerine de, dinleyicilerimize de diyelim, tavsiye ederim. Onun incecik kitaplar yazıyor zaten. 70-80 sayfalık ve Türk yayıncılığı açısından da iftar ettiğimi söyleyebilirim. Mahcubiyetle. Ben aşağı yukarı 8-10 ay önce keşfettim. İngilizcesinden çeşitli yerlerden okumaya çalıştım ve devam ettim. Aa, şeye gir bak. Google'a gir bak. Çok 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 tartışılıyor. Facebook'ta da, Twitter'da da çok 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 konuşuyor. Özellikle İspanyollar ve Türkler onu en çok şey derler. Akdeniz ülkeleri. Akdeniz ülkeleri onu sanki daha iyi anlıyorlar. Evet evet. Anlayıp şey etmiş olman yani adamın 11 kitabı Türkçe'ye çevrilmiş. Türkiye yayıncılığı açısından diyorum. İncecik kitaplar 11 kitap. Bravo. İngilizcesi de mesela bu politikanın psikopolitika. İngilizce çevirisi daha yeni çıktı. Bizde geçen sene çıkmış o. Aynen öyle. Hatta ben bunu kitap evine aradım. Hani var mı diye ayırtacağım, gideceğim, alacağım. Oradan kitap evinde çalışan çocukla konuşurken kodlayayım mı dedim. Çünkü hani zor ya adı. Daha önce başıma geldiği için ismini kodlayayım mı dedim. Yo yo gerek yok, tanıyorum yazar hanımefendi dedi. Hatta dedi bir kitabını okudum dedi. Ararken de benimle sohbet etmeye başladı. O da psikopolitikayı okumuş. Bayağı da dedi hani yani sert derken psikopolitika günümüz mecralarına, günümüz medya dünyasına ve onun insan üzerindeki etkilerini özellikle neokapitalist neoliberal ülkeler açısından fevkalade güzel açıklayan bir kitap. Evet. Ben yani içinde söylenen her şeyi hissetmiş olmama rağmen zaten büyük yazarların ve filozofların işlevi o değil mi? O kadar net bir şekilde anladık ki tamam ya işte ben de bunu söylemeye çalışıyordum dedirten kitaplardan bir tanesi. O bakımdan iyice de bir şey. Onu da özellikle tavsiye ediyorum. İstersen şey diyelim peki. Biz Buyumçul Han'ı çok methettik tabii haklı olarak. Ayrıca bizim methetmemize de ihtiyacı yok muhakkak adamın ama. Ama kimse bilmiyor. Biz edelim ya. Böyle adamları methedelim ya. Adamları evet. Övelim. O kadar değil mi? Evet evet ama ben şuraya bağlayacaktım. Diyecektim ki hocam da halukşahin.net'te her hafta çok güzel makaleler yayınlıyor. Orayı da kaçırmayın, ıskalamayın diyecektim. Ona hiç şüpheniz olmasın. Yani şeye dair mi acaba benim böyle megalomanca laflar etmem dijital kültür çağının bende yarattığı hasarlarla bağlantılı olabilir mi? Ama ben Gutenberg çağının çocuğuyum. Mürekkep yaladım. Tamam mı? Hala bütün yani iletişim profesörlüğümü bütün gayretime rağmen işte bir bankadan öbür bankaya para gönderirken veya filanca şirketten özellikle üzerinde çeşitli şeyler olan pizza ısmarlarken büyük güçlükler çeken
ve bazen bunu 25 dakikada zor yapabilen biliyor. Ama çağımızı ayak uydurmak zorundayız. Hiç yalnız değilsiniz gerçekten. Ben de o hani analog devre biraz daha yatkınım ama tabii... Sen sınırdasın. Evet. Ben kesin olarak öbür taraftayım yani. Evet ama... Ama öğreniyoruz, yani, mecburuz. Tabii ki yani oraya mı gitsek buraya mı gitsek arasında sonuçta uyumlanıyoruz. Çünkü insan aslında biraz da uyumlanmak üzere yaratılmış herhalde bu şeyde, mekanizmada, bu araçta. Programlanması mümkün. Evet aynen öyle. Adamlar bulmuşlar işte düşünceyi dahi değiştirme, yönlendirme şansı var artık işte. Fenler gelişti hocam, fenler gelişti. Gelişti de işte kafalar biraz gerilemiş olabilir bu arada. Sen şey hazırlıyor musun? Emojilerden bir jenerik hazırlıyor musun? Ya hayır da o hieroglif mevzusu çok kafama yattı sahiden. Bir oturacağım bakacağım şimdi telefonumdaki emojilere bakayım neler yazabiliyorum ben onlarla. Her gün yenileri ekleniyor. Vallahi gün yenileri ekleniyor. Takip etmek mümkün değil. Hocam sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ediyorum. Yazılarınızı ben teşekkür ediyorum. Harikşahin.net bu türden makalelerin sık sık çıktığı bir yer oluyor. Yani dünyayı ön yargısız değil, ön yargılı ama doğrucu bir şekilde izlemeye çalışıyorum. Yani şunu düşünüyorum. Ben hani akademik olarak gireceğim her yere geldim. Gazeteci olarak gelebileceğim her yere geldim. Yani şu manada yapılabilecek her işi yaptım. Şimdi hayatım bu evresinde tek bir sorumluluğum var. Kimseye müdahale etmeden doğruları söylemek. Doğru bildiğimi. Ay acaba bana küserler mi? Kızarlar mı? Ondan sonra yok şu mu olur bu mu olur gibi endişelerim yok. Özellikle fikri alan için bu doğru. Yani öyle gündelik siyasete çok fazla uğraşmıyorum. Zaten sinir sisteminde buna çok müsaade etmiyor. Ama bu gibi konularda şey etmek benim için çok önemli. Doğruları söylemek. Dijital çağla ilgili olarak da doğruları söylemeye devam edeceğim. Harikasınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi sağ olun, var olun hocam. Büyük zevkli sizinle sohbet etmek. Herkese iyi geceler diliyorum. Sağ olasın. Efendim sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. O halde görüşmek dileğiyle. İyi geceler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mediascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.